Okyanus 10. sınıf kitabında 35. seans. Dikdörtgenin arkasındaki testleri çözeceğim. Gümüş test 1. birinci soru. ABCD dikdörtgen, şunlar köşegen ve DE ile BC'nin uzunluğu eşitmiş. Buna göre şu alfa açısının ölçüsünü bize sormuşlar. Şimdi köşegenlerin dördünün birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Bu birbirine eşit olunca BC'yi değişir verdiklerinde burada bir ne oluşuyor? Eşkenar oluşuyor. Burası eşkenar olduğu için burada 60 derecenin diğer 90'a tamamlayan 30 oluyor. Köşe açıları 90. Burada ikizkenarlık var. İkizkenar olduğu için bu 30'sa bu da 30'dur. Açımız 30 derecedir. İkinci soruda ABCD dikdörtgen, AC ve BD köşegen. Şu ikisinin uzunluğu eşit. Şurası 30 derece ise alfa kaç derecedir? Şimdi şu köşegenin uzunluğu, bakın şu eşitlik işaretini hepsine koyacağım. Çünkü köşegenler birbirlerini bu şekilde ortalar. Burada ne oluşmuş oldu? Bakın ikizkenar oluşmuş oldu. Şimdi Z'den dolayı bu alfa ise buraya da alfa derim. Buraya alfa dedim Z'den dolayı. Şurada bir ikizkenarlık oluştu. Bakın şu ikizkenar üçgen. Bu alfa ise ikizkenar üçgenimizden dolayı burası da alfadır. Diğer taraftan iki iç açının toplamı komşu dış açıyı verdiğinden bu 30 ile alfayı toplarım ve buraya 30 artı alfa yazarım. Komşu dış açı. Burada da bir ikizkenar üçgen görüyorum. O zaman taban açılarımız eşit olacağı için buraya da 30 artı alfa yazarım. İlk yaptığım şuradaki Z'den alfayı buraya taşımak oldu. Sonra ikizkenarlıktan buraya taşıdım. İki iç açının toplamı komşu dış açıdır deyip buraya koydum. İkizkenar olduğu için buraya da koydum. Dolayısıyla şurada görmüş olduğunuz küçük üçgenin iç açıları toplamı 180 olacak. Buradan alfayı bulabilirsiniz. Alfa artı 30 artı alfa artı bir daha 30 artı alfa. Bunların toplamı 180 olacak. 1, 2, 3 tane alfa eşittir diyorum. 30, 30 daha 60, 180'den 60 çıktı. 120 diyorum. Her iki tarafı 3'e bölünce alfa 40 çıkıyor. İşte böyle. Üçüncü sorudaki dikdörtgenimizde şu üçlü birbirine eşitmiş. O zaman bunlara eşit olduğunu göstermek için A dersem, karşı dik kenarda yine A, alt tarafta yine ne olacak? 2A olacak değil mi? Yukarısı 2A. 2A. A, A şeklinde. Bu köşe açısı dik mi? Dik. Şimdi bu ikisi de A olduğuna göre buranın ikizkenar olduğu ve ikizkenar dik üçgen olması nedeniyle de buraların 45'er derece olduğu ortaya çıkar. Bizim bu A'ları bulma şansımız var. Çünkü çevreyi 6 demişler. Şeklin çevresi 6'ymış. Toplayalım kaç A var? 2 buradan, 1 buradan, 3A. 3A da alt tarafta var. 6A değil mi? Çevresi. 6A 6 ise A 1 midir? A'lar 1'miş arkadaşlar. 45'in karşısı 1 ise 90'ın karşısı 1 kök 2. Yani kök 2 yapar. Bu da E şıkkında var. Dördüncü sorudayız. Dördüncü soruda ABCD dikdörtgen. APB dik üçgen. Şurası 3, buralar 4. Bu şeklin alanını sormuş. Şöyle yapalım. Şurasının dik olduğunu bir göstereceğim. Şurasıyla şu açının eşit olduğunu da göstereceğim. Bir de dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları eşit. BC 4 ise AD de 4 diyeceğim. Şimdi arkadaşlar burası 90 derece. Ve ikizkenar bakın 4, 4. İkizkenar dik üçgen. O zaman taban açıları kaç olacak? 45'er derece olacak. Aynı şekilde burada iç ters açıdan burası 45 ise burası da 45. 45, 90, 45. Ne oldu? Burada da bir 45, 45, 90 üçgeni oluştu. Peki. İkiz kenar bakın. Bu 3 ise 45'in karşısı. Bu da 3. Ne oldu uzun kenarımız? 7 oldu. Şimdi artık şeklin alanını bulabilirim. Çünkü kısa kenarı da biliyorum. Uzun kenarı da biliyorum. Bu ikisini çarpınca dikdörtgenin alanı 28 olur.
Beşinci sorudayız. Dikdörtgen, şurası 30, şurası 90, 30, 60, 90 var değil mi? Bu şeklin alanı 36 kökçüymüş. Şimdi arkadaşlar 30, 60, 90'ın özelliği 30'un karşısı A kadarsa 60'ın karşısı A köküç kadar, hipotenüs de 30'un karşısındaki A'nın 2 katı kadar, yani 2A kadar oluyordu. Bu bilgileri biliyorsunuz 30-60'da. Şimdi bu üç dik dörtgenimizin alanını bulmak için dik kenarları çarpıyoruz. Yani A ile A köküçü çarparak bu dik dörtgenin alanını buluyoruz. A ile A köküçü çarptım ve dik dörtgenin alanını buldum. Peki bu alan kaçmış? Burada bize söylemişler 36 köküçmüş. A kare köküçler gidince A çarpı A 36 ise A nedir? 6'dır değil mi? Yani bir kenarının 6, diğer kenarının 6 köküç. Dolayısıyla hipotenüsün 6'nın 2 katı 12 olduğu ortaya çıktı. Çünkü 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12 olur. 2 katıdır. 6. soruya geçtik. 6. soruda ABCD dikdörtgen. Burası açıortay demiş. AEEB'ye eşitmiş ve şu hipotenüs 3 kök 2, nereden belli hipotenüs olduğu, köşeler 90'dır çünkü dikdörtgende. Şeklin alanını soruyor. Öncelikle şu iki açıortay eşit açılara alfa dedikten sonra şurada bir Z'yi gör. Z vardır rahatlıkla çünkü dikdörtgenlerde alt taban üst tabana paralel olmak zorunda. İkisi de dik çünkü. Z'den alfayı buraya taşıyınca ne çıktı ortaya? İkizkenar dik üçgen çıktı. Tepe açısı 90. Demek ki bu alfalara 45 diyeceğiz. 90'ın karşısı 3 kök 2 ise 45'lerin karşıları 3 3 olur değil mi? Kök 2 katıdır. Bu ikisi birbirine eşit olunca buraya da 3 diyeceksin. Artık şeklin alanını bulabiliriz. Taban 6, yükseklik 3. 6 çarpı 3 18 şeklin alanını verir. Şimdi test 2'nin sorularına geçelim. Birinci soruda ABCD dikdörtgen diyor. Buralar 45 açıortay olduğu için değil mi? Burası 90 derece. 45'i görüyorsan buraya da 45 diyeceksin. Çünkü 45'i 90'a 45 tamamlar. Aynı şekilde 45'i 90'a tamamlayan açı yine 45'tir. Şimdi burası da 90 olduğuna göre mecburen buraya yine 45 kalacak. Gördüğünüz gibi burada da ikizkenar dik üçgen var. Burada da ikizkenar dik üçgen var. Şurada ikisi eşit alanı demiş. Şimdi şöyle şu uzunluklara A kadar dersem burası 2A kadar oluyor. Karşı dik kenar da aynı şekilde 2A olacak. Şimdi 45'lerin karşısı ikizkenar olduğu için burasına 2A diyorsa burasına da 2A diyeceksin. Aynı şekilde 45'lerin karşısı ikizkenar olduğu için buraya A diyeceksen buraya da A diyeceksin. Artık alan için yeterli bilgimiz var. Uzun kenar 3A ile kısa kenar 2A'nın çarpımı bize almış ve o alanda kaçmış? 96'ymış. Sadeleştirmeler yapıp her iki tarafı 6'ya bölersek A çarpı A, A kareyi 16'mış. Buradan A ne yapar? 4 yapar. A'ları yerine yazınca kısa kenarı 2 tane 4'ten 8, uzun kenarı 3A yani 3 tane 4'ten 12 olur. Kısa kenar 8, uzun kenar 12 oldu. A yerine 4 yazınca çevresini bulacakmışız. 12, 8 daha 20 eder. Bir 20 de aşağıda var. Toplam çevre 40 olur. 8. soru ABCD bir, pardon burada 2. soru oluyor sizin kitabınızda, benimki eski. ABCD dikdörtgen, EF, FC'ye dikmiş. Ve ikiz eşit, yani şöyle çeksem 45 derece gelecek. Şimdi şurası 60 derece, nereden belli? 120 dış açısı, iç açısı 60 olur, 180'e tamamlayanı. 60, 90'ı görüyorsa ne yapar? 30'u tamamlanır. 30, 90'ı görünce 60'a tamamlanır. 60, 90'ı görünce 30'a tamamlanır. Bu iki üçgen 30, 60, 90 üçgeni. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. 60'ın karşısı 2 kök 3.
Aynı şey 90'ın karesi 4 ise 30'un karesi 2. 60'ın karesi 2 kök 3 diye kenar uzunluklarını yerleştirdikten sonra çevreyi sormuş. Çevre kısa kenarla uzun kenarın toplamının 2 katıydı. Kısa kenarla uzun kenarın toplamı 2 kök 3 artı 2 artı kısa kenarda 2 kök 3 var. Budur. Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpınca çevreyi buluyorsun. Buradan iki parantezinde iki kök 3'leri toplarsam 4 kök 3 artı 2 yapar. Bu 2'yi de parantezin içine dağıtırsak 8 kök 3 artı 4 buluruz. O da D şıkkında var. Bir sonraki soruya bakıyorum. A, B, C, D. Dikdörtgen ve şunlar köşegenmiş. Köşegen burası 5 ise hemen diğerlerinin de aynı 5 olması gerekiyor. Burası 8 ise buraya 8 vereceksin. Şuradan şu dikmeyi indireceksin. Burası ikizkenar olduğu için bu indirdiğin dikme tabanı iki eşit parçaya şöyle 4, 4 diye bölecek. Çünkü bu ikizkenar üçgenin en önemli özelliği tabana indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya bölüyordu ikizkenar olunca. O zaman burada hipotenüs 5, bu dik kenar 4 ise bu dik kenar 3 olacak değil mi? 3, 4, 5 üçgeni olsun. Burası 3 ise aynısı burada da olacak. Buralarda 4, 4 bölünecek. Burası da 3 olacak. Dolayısıyla 3, 3 daha kısa kenarımız ne oldu? 6. Uzun kenarımız 4, 4 daha 8. O zaman şeklin alanı 6 ile 8'i çağır. Ne yapar? 48 yapar. Evet, dördüncü soruda bu bir dikdörtgenmiş. Burası 4, x, kök 3, 2 kök 3. Bu bilgiyi biz Pisagor'dan gelen bir kural vardı. İçinde herhangi bir nokta diye vermiştik. O kurala göre karşılıklı kareleri toplamın birbirine eşit. Yani 4'ün karesi artı kök 3'ün karesi eşittir. 2 kök 3'ün karesi artı x'in karesi. 2 kök 3'ün karesi artı x'in karesi diye bir. Burası 16. Kök 3'ün karesi 3'tür. Bunun karesi 4 kere 3 12'dir. Artı x kare. 12'yi karşıya atıp bunları toplarsak x kare 7 yapar. Her iki tarafın kökünü aldığımızda x'i kök 7 buluruz. 11. sorudayız. ABCD dikdörtgen. PAB üçgen. Ve şu tabanlar eşit. Şuradaki taralı üçgenin alanı 9'muş. 9. sınıfta alanlarda şunu öğrenmiştik. Tepe noktası çakışık olan şu iki üçgenin tabanları eşitse alanları da eşittir. 9, 9. Bunlar eşit oldu. Şu görmüş olduğunuz üçgenin alanı tüm alanın yarısıydı. O zaman 9, 9 daha 18 tüm alanın yarısıysa 18'in 2 katı şeklinde dikdörtgenin alanını verir. 36. Ve son soru. ABCD dikdörtgen, BC 3, şurası 1 şeklin çevresini sormuş. Şimdi şuraya x diyeyim uzun kenara. Buraya x diyeyim. O zaman burası ikiz kenar olduğu için aynı şekilde x olacak. İkisine ikiz kenar demişim. Şimdi bizim dikdörtgenin uzun kenarı x'i. Şuranın tamamı x'te. Birini buraya verirsem buraya x eksi 1 kalacak değil mi? X eksi 1 ile 1'i toplarsam x yapacak çünkü. Kısa kenar 3 ise karşısı da aynı şekilde 3'tür. Şu dik üçgenden x'i bulmak istiyorum şimdi. Hipotenüs x, bu dik kenar 3, bu dik kenar x eksi 1. Pisagor yapabilirsiniz. X kare eşittir dersiniz. 3'ün karesiyle x eksi 1'in karesinin toplamı deyip oradan bir denklem ortaya çıkartıp x'i bulabilirsiniz. Ama önce bir bakın. Acaba burada tam sayılarla olan bilindik üçgenler var mı? 3, 4, 5 olur. 8, 15, 17 olur. 5, 12, 13 olur. Bu üçgenler var mı diye bir bakın. Ama bu üçgenlerden 3'ü görünce aklıma 4 gelecek. 4 olsun diye buraya x yerine 5 koyacaksın. Bakın. 5'ten 1 çıktı 4. Tam tutuyor gördünüz mü? X yerine 5 koyduğumda 3, 4, 5'i tam tutuyor. 4, burası 4, 1 daha 5 oluyor. Burası 5 oluyor. Tutuyor yani. O zaman hiç Pisagor yapmama gerek kalmadı. Böylelikle neyi bulmuş olduk? Uzun kenarının 5, kısa kenarının 3 olduğunu bulduk. Çevresini soruyor. 5, 3, T
yarı çevresi 8 ise 8'in 2 katı 16 yapacak tam çevresi. Diğer testleri bir sonraki videoda çekelim.